Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ağustos 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Ağustos ayı sizin için oldukça hareketli, eğlenceli ve sosyal anlamda çok verimli olabilir. Evet, ben de bir teraziyim. Bakalım Ağustos ayında biz terazileri neler bekliyor? Güneş ayın 22'sine kadar Aslan burcunda parlayacak. 11. evinizde olacak. 11. ev keyifli bir ev alanıdır. Burada genel olarak hayattan beklentilerimiz, umutlarımız vardır, projelerimiz vardır ve tabii ki sosyal etkileşimlerimiz, arkadaşlarımız 11. ev konularıyla ilgilidir. Ve 4 Ağustos'ta 12 derece Aslan burcunda yeni ay doğacak. Venüs'ün de yine Aslan burcunun son derecesinde çok güçlü olduğu bir yeni ay bu. Dolayısıyla bu yeni ay size geleceğe ait umutlar getirebilir, yeni hedefler getirebilir, teklifler, projeler ve ilişkilerle ilgili tanışmalar, arkadaşlıklarla ilgili alanlarda da önemli fırsatlar getirebilir. Evet, özellikle tabii ki ateş burçlarımız ve hava burçlarımız daha fazla etkileniyor bu yeni aydan. Yeni ay sırasında Jüpiter ve Mars da İkizler burcunda olacak. Jüpiter'le de güzel bir açısı var yeni ayın. Daha şanslı, daha yardımcı etkilerin olacağını söyleyebiliriz. Arkadaş gruplarınızla güzel etkileşimlerin olması, seyahat ve eğlence fırsatlarının ortaya çıkması, eğitim ve ticari fırsatlarında özellikle karşınıza gelmesi mümkün. Yeni başlangıçlar da yapabilirsiniz. Hayatınızla ilgili önemli yeni kararlar alabilirsiniz bu yeni ayda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili teraziler. Güneşiniz veya yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok daha güzel, şanslı etkiler alacağınızı söyleyebilirim. Sabit burçlarda Aslan, Kova gibi gezegenleriniz varsa yeni ayın tesirleri tabii ki biraz daha güçlenebilir, önemli hale gelebilir. 4 Ağustos'tan itibaren 2 haftalık süreç yeni ay etkileri görünür hale gelecek. Hayatımızı biraz daha şekillendirmeye başlayacak. Evet, bu ayın en hareketli, en sosyal, en keyifli burçlarından biri siz olabilirsiniz. Evet, şimdi Merkür retrosu var. Merkür retrosu olduğunda biliyorsunuz biraz ne yapıyoruz böyle günlük hayatımızda yavaşlamalar da olabiliyor. Hangi alanlarda retro neredeyse o konularda gözden geçirmeler söz konusu olabilir. Başak burcunda başlayacak retro ayın 5'inde ve sonra Aslan burcunda büyük oranda gerileme devam edecek ve 29 Ağustos'a kadar. Özellikle Aslan burcundaki gerileme size bence keyifli tesirler getirebilir. 11. evinizde biraz geçmişi hatırlatacak nostaljik etkiler bunlar. İşte arkadaşlarla ilgili alanlarda uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle bir araya gelmeniz, karşılaşmaların olması, yarım kalmış bazı konuların tamamlanması mümkün görünüyor. Bunlar aşk hayatınızla da ilgili olabilir. Tamamen arkadaşlıklar ve geçmişle ilgili alanlarda da söz konusu olabilir. Merkür gerilerken biraz yavaşlamak, biraz böyle durmak, düşünmek, tefekkür etmek, hangi işte uğraşıyorsak bir projeniz olabilir. Hani onu gözden geçirmek, eksikleri tamamlamak, daha önceden değerlendiremediğimiz belki böyle dikkatimizden kaçan konular vardır. Onları fark edebiliriz. Sistem bize tekrar böyle bir fırsat sunabilir. İşte bunun gibi konular gündeme gelebilir sevgili teraziler. Evet, Jüpiter ve Mars'ın özellikle ikizlerde olması size güzel bir açıda. Hem Jüpiter'den hem Mars'tan destek alıyorsunuz ve 9. evinizden geliyor bu etki. Bu özgüveninizi arttıran bir tesir aslında. Ve sizi farklı konularda destekliyor. Her şeyden önce çok meraklı, çok hareketli olabilirsiniz. Meraklı olacağınız için yeni şeyleri öğrenme konusunda da daha girişken olabilirsiniz. İşte bu ay bol bol okuyabilirsiniz. Entelektüel konularda iyisiniz. Eğitim konularında fırsatlarınız var. Akademik çalışmalar olabilir bunlar. İşte bir şeyleri öğrenmek için kurslara katılabilirsiniz, seminerlere katılabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde özellikle medya ve iletişim alanlarında da çok hareketli olabilirsiniz. Tabii ki seyahat edebilirsiniz. Evet, seyahatlerin çok öne çıktığı, hareketin arttığı bir aydasınız. Gerek arkadaş gruplarınızla böyle güzel etkileşimleriniz olabilir. Seyahatleriniz ya da sevdiğiniz kişilerle, ailenizle, tatillerin, seyahatlerin, yolculukların öne çıkabileceği bir aydasınız. Biraz ay ortalarına dikkat edelim. İşte ayın 15'i, 16'sı gibi
Mars-Satürn karşıtlığı var. İşte bu bazı planladığımız seyahatlerin gecikmesi, bazı programların ertelenmesi gibi konuları devreye sokabilir. Hani sizin elinizde olmayan nedenlerden ötürü gecikmeler, işte programlarda ertelenmeler, işte iletişim alanlarında bazı sıkıntılar. Bazılarınız için işte aile üyeleri olabilir bunlar. Beraber çalıştığınız kişilerle olan iletişimler ya da bazı akrabalarla ilgili konular falan, sizin ya da eşinizin yakınları. Hani bu alanlarda bazı iletişim sorunlarının oluşması, bazı engellerin, kısıtlamaların özellikle ay ortasında daha çok gündemde olması mümkün görünüyor. 19 Ağustos'ta ise Kova burcunun 27 derecesinde dolunay var. Kova dolunayları aslında size güzel bir açıda olduğu için genellikle daha olumlu, daha keyifli etkiler ortaya çıkarabilir. Ancak bu dolunay kendi içinde biraz oldukça sert etkiler barındırıyor. Kolektifi daha çok etkileyebilir. Yani işte doğa olayları dikkat çekebilir. Ekonomik piyasalarda böyle stresler artabilir, jeopolitik gelişmeler hızlanabilir gibi gibi. Hani sürpriz, heyecan verici haberler duyabiliriz dolunay ve yakınlarında. Sizin 5. evinizi aydınlatan bir dolunay. Dolunaylar tabii ki bir tamamlanmadır, bir dönemin böyle sonlanması, bir bitiştir, bir ayrılmadır. Yani bu tarz tesirler ortaya çıkarabilir. 5. ev konuları da işte aşk hayatınız, romantik konularda sürprizler olabilir anlamına geliyor. İşte çocuklarla ilgili bazı enteresan hızlı gelişmeler olabilir. Beklentileriniz varsa eğer, çocuklar, onların sınavları, okulları ve benzeri konuları. Hamilelik, doğum gibi konularda böyle sürpriz gelişmeler olabilir. Eğer böyle bir beklentiniz yoksa dikkatli olmakta fayda var. Hamilelikte de tabii ki genel sağlığınıza lütfen özen gösterin, dikkat edin. Yani sürprizlerin ve beklenmedik durumların ortaya çıkabileceği bir dolunay bu. Ama herkes, özellikle tabii ki teraziler çok fazla etki almıyorlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda işte aslan, kova, boğa, akrep, bu burçlarda 25-30 derece aralığında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa dolunayın tesirleri bireysel olarak biraz öne çıkabilir. O zaman etkileyebilir sizi. Eğer bulunmuyorsa çok da önemli bir etki almayabilirsiniz. Belki yakınlarınız, işte arkadaşlarla ilgili konular böyle bir dikkatinizi çekebilir. Genel olarak hani toplumsal alanlarda böyle heyecan verici gelişmeler olabilir. Bunun ekonomik yansımaları olabilir. Belki yatırımlarınızla ilgili hızlı kararlar vereceksiniz. Böyle bir etki alabilirsiniz. Para konularını da etkileyebilir. İşte spekülatif konular, borsa, hani buralarda size dolaylı bazı tesirleri olabilir. Eğer kişisel tercihleriniz varsa, bu alanlarda yaptığınız eylemler varsa. Ayın 22'sinden sonra Güneş Başak Burcu'na geçecek. Gezegeniniz Venüs ay içinde büyük oranda hep Başak Burcu'nda. Dolayısıyla biraz aslında kendinizle ilgilenmeniz, biraz dinlenmeniz, sağlığınıza da özen göstermeniz konusunda sizi motive ediyor. Güneş'in de Başak Burcu'na geçişiyle beraber ayın 22'sinden sonra bu hep ötelediğiniz konular varsa, işte bir kliniğe gideyim, hastaneye gideyim, rutin kontrollerimi yaptırayım, check-up yaptırayım, bakım yaptırayım gibi, bunları ayın son günlerinde daha rahat ele alabilirsiniz. 29'undan itibaren Merkür retrosu bitecek. Merkür retrosunun bitmesi iletişim konularında bir rahatlatacak. Biraz daha günlük iş alanınızda da artık daha rahat plan yapıp bunları uygulamaya başlayacağız. Dolayısıyla bu konularda siz de özellikle gerek iş, günlük hayatı olsun, gerek sağlık kontroller ve benzeri konular olsun, ertelediğiniz işleri biraz daha rahat ele alabilir, bunları ilerletebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.